Kusura bakmayın. Doktor ve hemşire hariç kimse giremez. İçeride yatan benim kardeşim, biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz ama talimat böyle. Kusura bakmayın. Saçmalamayın, çıkın önümden. Altay Bey. Arkadaşlara söyler misiniz önümden çekilsinler, yoksa sıkıntı çıkacak. Burada talimatları ben veririm. Geri çekin o zaman. Haddinizi aşıyorsunuz. Ben niye kardeşimi göremiyorum şu an? Sizinle bir dakika konuşalım mı? Tabii. Konuşalım. Bize 2 dakika müsaade eder misiniz? Tabii başkanım. Altay Bey, öncelikle benimle konuşurken ses tonunuza dikkat edin. Ayrıca benim verdiğim talimatları sorgulama yetkiniz yok. Bunu hatırlatmak isterim. Söz konusu kardeşim olduğunda her şeyi sorgularım. Ben aylardır kardeşimi arıyorum. Size kalsa çoktan öldü diye üstünü kapatmıştınız. Altay, saçmalıyorsun. 50 kere söyledim. O bizim mensubumuz. Bizim için, senin için değerli olduğundan daha değerli. Anlaşın artık. Peki ben neden kardeşimle şu an görüşemiyorum? Artık söyleyecek misiniz Neslihan Hanım? Çünkü Selen kritik bilgilere sahip olabilir. Dahası... Dahası ne? Ona ne kadar güvenmemiz gerektiğini bilemiyoruz. Pardon? Ne? Ne dedin sen? Beni duydun. Sen benim kardeşime, bu ülke, bu kurum için hayatını ortaya koymuş olan kardeşimi ihanetle mi suçluyorsun? Doğru mu anlıyorum ben? Hayır Altay Bey, yanlış anlıyorsunuz. Bizim de emin olmamız gereken şeyler var. Orada ne yaşadığını bilmiyoruz. Neslihan, sen kafayı mı yedin? Benimle düzgün konuş. Anladın mı? Bu benim sana son uyarım. Yoksa seni buradan attırırım. Bu kapıdan bir kere daha giremezsin. Anladın mı beni? Kardeşinin yüzünü de göremezsin. Kendine gel. Bu normal prosedür. Kardeşine özel yapılmıyor. Karşı tarafa kritik bilgiler vermiş olabilir. Ayrıca verdiği bilgileri hatırlamıyor dahi olabilir. Bizim düşünmemiz gereken şeyler var. Bu çocuk oyuncağı değil. Güvenlik meselesi. Akif Başkan'la görüşeceğim. Git. Kiminle görüşmek istiyorsan onunla görüş. Ama hiçbir şey değişmeyecek.